Herkese merhabalar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kış makyajı videosu yapacağım. Daha önceki yaptığım kış makyajı videosu mavi renklerdeydi. Şimdi de lila renkleri, eflatun renkleri tercih edeceğim. Hemen makyajıma başlıyorum. Cilt bakımımı uyguladım. Şu anda elimde Makeup Revolution'ın Ultra Face Primer'ı var. 24 saat make-up'ı tutabileceğini vaat ediyor. Çok memnunum gerçekten. Ben aslında primer insanı değilim ama bu o kadar güzel ki, yani bütün gün cildimi hem parlatmıyor hem de gözeneklerimi kontrol ediyor. Yani gözeneklerim gün içerisinde küçük kalıyor. Onun için ben bu ürünü sevdim. Yani hani biterse tekrar alır mısın derseniz alırım ama hani bundan dolayı artık primerlara ön yargılı değilim. Hani şimdi sanki hepsini kullanmak istiyorum, denemek istiyorum gibi. Ama bu gerçekten çok hafif, yumuşak, kadifemsi. Tabii içerisinde ki içeriklerin ne olduğunu bilmiyorum. Onları da yakında bakacağım. Yani kullandığımda hoşuma gidiyor. Gayet memnunum. Sizlere de öneririm. İsterseniz bir bakın. Yani uygun fiyatlı. Öyle çok da bir fiyatı yok aman aman. Ve bunu uyguladıktan sonra şimdi Shaka Beauty'den Fondation, bu İtalyanca olduğu için kendisi İtalyan, Fondatinta Fluido Effetto Setta. Şöyle gördüğünüz gibi gayet sıvı, su bazında çok sıvı bir fondöten. Ve ben bunu cildime şu şekilde uyguluyorum. Hani o kadar güzel, o kadar doğal ki. Pompalı bir şey tabii ki bu, damlalıklı. Şöyle alnıma birazcık daha mı uygulasam? Yani şöyle su gibi arkadaşlar ama uyguladığınız zaman hani şey oluyor. Böyle pudralı bir efekti var. Pudra pudra duruyor. Ama güzel yani. Gayet memnunum. Yalnız bu her yerde yok. İtalya'da bulabilirsiniz ve şimdi İsviçre'nin OVS mağazalarında bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hani aşırı bir kapatıcı özelliği yok. Belki çok iki kat falan uygularsanız var ama ben çok fondöten sürmeyi aslında tercih etmiyorum. Genelde bu şekilde. Hani cildimin solukluğunu biraz renklendirmek için, birazcık eşitlemek için uyguluyorum. Sıvı olduğu için fırça kullanmayı tercih ediyorum tabii ki. Ve şimdi de neye geçiyoruz? Bakalım hangisini getirmişim. Galiba bu benim gözümün etrafında egzama yapıyor. Ama emin de değilim. Çünkü ben bununla biyotermi misel suyunu aynı anda kullandım. Bu mu yapıyor, o mu yapıyor emin değilim. Eğer ki bu yapıyorsa, bunu kullandıktan sonra yani bundaysa sorun, demek ki buymuş. Bunu da bir dahaki videolarımda size söyleyeceğim. Manhattan'ın üçü bir arada olan Match Concealer ve Highlighter'ı, benimki 30 Soft 5. Bunu gözümün etrafına uyguluyorum. Şöyle bir fırçası var. Böyle basınç yaptığınızda içerisinden ürün çıkıyor. Biraz çok mu geldi? Ne oldu? Şöyle seni şuralara alalım. Ve şimdi de fırçayla mı uygulasam, Beauty Blender'le mi? Blender'le uygulayayım. Blender'le bunu uyguluyorum. Aslında güzel, aydınlık veren bir etkisi var ve hani gözleriniz çok yağlıysa, göz etrafınız, göz kapaklarınız falan, onun için de önerebilirim. Çünkü bayağı bir pudra pudra duruyor. Üzerine uyguladığınız ürünler de gün içerisinde kalıyor. Fakat gözümün etrafında egzama yapan ürün olabilir.
Bunu da kendim göreceğim. Tabii ki hemen bu kullanışta belli olmaz ama bir hafta falan kullanırsam günlük makyajında anlayabilirim. Böyle uyguladıktan sonra bu nedir? Bu nedir yahu? Islak blenderle uyguladığımda şey oldu arkadaşlar, böyle pütür pütür, böyle sanki koptu birbirinden. Bakın. Fırçayla uygulamak gerekiyor veyahut da başka bir süngerle yapmak gerekiyor. Her neyse, elime hazır bunu almışken şimdi cildimi ısıtıyorum. Bu da Kiko'nun en sevdiğim, şu aralar sıklıkla kullandığım highlighter ve bronzer bir arada. Sıcak tonlu bir bronzer olduğu için cildimi bununla ısıtıyorum. Bu arada şuradaki yaramı görüyorsunuzdur. Geçen videomda da söylemiştim. Ben palm yağı olan ürünleri yersem boğazımda ve kulaklarımın etrafında, bu arka tarafımda ve vücudumun hassas bölgelerinde, işte dekolte bölgem olsun, daha hassas bölgelerimde sivilcelenmeler çıkıyor. Ve o sivilceler böyle ağrı yapan ve kaşıntı yapan sivilceler. Bazen böyle kaşıdığımda, parmağımı attığımda böyle yara gibi kalıyor. Palm yağını aslında bilinçli olarak yemiyorum. Fakat dediğim gibi daha önceki videomda da anlattım. Gittiğim restoranlarda yediğim yemeklerin içerisindeki ürünlerin nasıl yapıldığını kendim kontrol edemem. Bunları da didik didik insanlara soramam. Sadece bundan sonra şunu sorabilirim. Bana salata sosu önerildiğinde İtalyan mı istiyorsunuz ya da Fransız mı? Ben diyebilirim ki hangi yağdan yapıyorsunuz? Çünkü benim vücudum palm yağını kaldırmıyor. Alerjim var. Ama başka her şeyi soramazsınız. Yani sorabilirsiniz de hani karşınızdaki insan belki sizi deli mi bu kadın, ne soruşturuyor diyebilir. Evet arkadaşlar, şimdi geçiyorum. Şu geçen videomda yapmıştım hani mavi ürünü, bunu mavi makyaj videomu bu ürüne yapmıştım. Essence'ın Step Into Magic Wonderland Eyeshadow paleti. Şu anda statlarda bulabilirsiniz. Çünkü bu aya çıkarılmış bir ürün. Bilmiyorum, herhalde limited edition mı? Yazmıyor ama şöyle renklere sahip. Daha çok böyle kış aylarına, hani kış tonları. Ah, burnum kaşınıyor. Ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle şu şuradaki, burada çok açık görünüyor ama bunun yanındaki aslında ekürü. Bu da birazcık ten rengi diyebilirim. Onu kullanacağım. Şöyle hemen başlıyoruz. Sonra, bu arada ben çok konuşuyorum. Bu video galiba yine uzun olacak. Bir türlü videoları kısaltamadım. Ve şimdi de şu rengi uyguluyorum arkadaşlar. Böyle gül kurusu, nude, kahverengilik barındıran, ne bileyim, böyle bir soğuk bir renk aslında. Hani sıcak bir renk değil, gayet soğuk bir renk. Paletin pigmenti wow değil arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Hani wow değil, yani idare edebilecek, sizi kurtarabilecek bir ürün diyebilirim ama wow değil. Bu fırçayla iyi alamıyorum. Ama diğer fırçalarımda farklı renkler var. Evet arkadaşlar, şimdi maalesef bu paletin içerisinde siyah renk yok. Onun için aslında keşke siyah da olsaydı. Buradaki renklerin hiçbiri benim işime yaramayacağı için aslında buna kahverengiyle, şu anki saçlarıma koyu kahverengiyle de yapabilirdim. Hani onunla da kombine edebilirdim. Fakat onun yerine ben Kat Von D paletimden şey alacağım. Şuradaki siyah rengi alacağım. Onu da
Hangi fırçayla uygulasam? Bu fırçalarımın hepsi kirli şu anda. Şu fırçamla uyguluyorum. Çok az bir şekilde alıp sadece şu uçlarını belirgin yapmak için. İsterseniz sizin de benim gibi saç renginiz varsa, göz renginiz benim gibi kahverengi ise kahverengi koyuyla tonuyla da yapabilirsiniz. Şu arada nasıl yapacağımı düşünüyorum. Çünkü siyah dikkat etmem gerekiyor. Şöyle şuraya istiyorum. Çok değil. Sadece şöyle dokunuş. Ondan sonra şu iç kısma doğru. Hiçbir yere dağıtmadan bunu iç kısma doğru dağıtıyorum. Bakın istediğim bu hafif bir gölge. Çünkü mor aslında iddialı bir renk. Mor makyaj yapma. Hatta bunun bende Lancôme'un bir teklif arı vardı. Bayağı yıllar önce almıştım. Bir 5-6 yıl oluyor galiba. Acaba hala bende mi o, yoksa kuzenlerime mi verdim bilmiyorum. Onun pigmenti bayağı bir yoğundu. Evet arkadaşlar, istediğim görüntü bu ve ben şimdi bunu dağıtacağım. Dağıtma işlemini çok seviyorum çünkü böyle keskin farları sevmiyorum. Onun için dağıtacağım tekrar. Şöyle gördüğünüz gibi keskin farları sevmiyorum arkadaşlar. Bunları birbirleriyle harmanlaştırıyorum. Şöyle bir bakayım. Bu tarafı karanlık, koyu kalmış. Şurası daha mı koyu ne? İçeri karanlık yani gözlerim pek iyi görmüyor. Galiba şurayı daha çok karanlık yapmışım. Hemen o karanlığı eşitleyelim. Bu arada benim makyajla alakalı hiçbir eğitimim yok. Sadece yıllardır kendi kendime yaptığım makyaj. Hani kendi deneyimlerim bunlar. Evet, şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Oradaki koyu. Şimdi bunun içerisinde siyah renk var ya, bunu siyahla yaptım şimdi. Bu siyahı alıyorum. Yani bu kirli fırçayı, içerisinde siyah rengin olduğu fırçayı alıp tekrar buraya batırıyorum. Artık ikisi alacalı alacalı nasıl karışırsa bilemiyorum. Şu ketvaniyi kapatalım. Benim kıymetli paletim. Ve şu alt kısma geçiyorum. Bu aralar ben bu alt kısmı yapmayı çok seviyorum. Daha önceleri hiç sevmezdim. İnsanların zamanla istekleri de değişiyor, zevkleri de değişiyor. Evet, şu anda bilmiyorum. İsterseniz siz bu şekilde de uygulayabilirsiniz ama ben böyle yaptım. Belki bu biraz daha akşam makyajı için uygun olabilir, şu şekilde. Şu daha biraz gündüze kullanılabilir gibi. Gördüğünüz gibi siyahın da olduğu renkle beraber karışınca hani tam böyle eflatun olmadı. Evet arkadaşlar. İsterseniz üzerine sadece bir eyeliner çekersiniz. Alt kısmı yapmazsınız. O şekilde günlük makyaj olarak kullanabilirsiniz. Fakat ben bugünlerde yine gözlerimin içerisinde çok uygulamayı sevdiğim bir yöntem. Maybelline'in jel eyeliner'ı gözümün iç kısmına uygulayacağım. Hemen uyguluyorum. Bu eyeliner'dan hani gözümün içerisinde şimdiye kadar en iyi kalan ürün bu.
Daha önce birkaç kişi de gördüm ama farklı markaları gördüm. Maybelline'in almamın sebebi bir Türk YouTuber'ıydı. Onu şu an ismini hatırlayamıyorum ama çok sık aslında görüyorum. O da gözaltına uygulamıştı. Dedim hani ben de bir kullanayım falan. Çünkü o en beğendiği ürünün bu olduğunu söylemişti. Ondan sonra ben de kullanmaya başladım ve ben de gerçekten memnunum. Ve bu arada fırçayı gözüme soktum. Gözüm sulandı şu anda. Böyle ürünler makyaj yaptığınız zaman yanınızda sürekli kulak çöpleri falan götürmeniz gerekiyor. Çünkü gün içerisinde gözümüzün içerisinde akan o sular bunları ya göz pınarlarımızda ya da bu arka kısımdaki çukurlarda birleştirebiliyor. Onları bir her saat başı böyle bir ya da 2 saatte bir tuvalete gittiğinizde ya da herhangi bir lavaboya ihtiyacınızı karşılamaya gittiğinizde alabilirsiniz. Sorun yok. Onun dışında. Bunu da uyguladıktan sonra şöyle gözlerimizi birbirine sıkıştıralım. Altlı üstü olsun. Islakken daha. Ve şimdi maskaraya geçiyorum arkadaşlar. Maskara bende çok uzun sürdüğü için bilmiyorum. Belki bu tarafları atlarım ya da video kapatırım bitirene kadar. Hiç bilemiyorum. %100 Black Bombastic Volume Maskara. P2'nin maskarası. Bu da şaka Beauty'lerde satılıyor. OVS mağazasında satılıyor. Uzun zamandır kullanıyorum. Ben bunu testinde almıştım arkadaşlar. Uzun zamandır kullanıyorum. Şu anda belki evdeyim, akşam üzeri makyajımı tazeleyebilirim, farklı yapabilirim diye bunu kullanacağım. Fırça bitti, bitiyor. Az kalmış içerisinde. Ürün de aslında fena değil. Hani öyle mükemmel bomba bir şey değil. Hani ismindeki gibi bombastik bir maskara değil, onu söyleyeyim. Ama hani dökülme filan akma hiçbir şekilde yapmıyor. Çünkü içerisindeki alkol baya baya bir fazla yoğun olduğu için hızlı hızlı geçmeniz gerekiyor. Çünkü anında donuyor ve kuruyor orada. Ha, makyaj temizlemede kolay çıkıyor. Gözlerinizin kirpiklerinizin diplerine kadar uygularsanız da bayağı bir yakıyor içerisindeki alkolden dolayı ve gözünüz birkaç saat sulanabiliyor ve akma yapabiliyor. Şimdi bunu 5-6 kat süreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, demek istediğim olay şu. Bakın şu an biraz kurudu. Şu an ben hardcore sesler duyuyorum. Bayağı bir kuruduğu için diken diken oldu. Yani fırçası güzel ama içindeki ürün de keşke daha farklı olsaydı. Şöyle yani. Bu arada görüyorsunuz benim gerçek göz rengim bu. Kameralarda her ne kadar da gerçi ben yükledikten sonra yine farklı oluyor da gözümün rengi bu arkadaşlar. Böyle kızılımsı bir kahve. Evet, şimdi neye geçiyoruz? Tabii ki kontur ve highlighter'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kontur ve highlighter'da ben şu an Kat Von D'nin Shade Light'ını kullanıyorum. Öncelikle şöyle yapıyorum. Bu arada bu paletler gerçekten parasını hak ediyor. Bence herkesin olmalı. Şimdi elimde highlighter olarak kullanacağım. Özür dilerim, biraz önce telefon geldi. Yeni aldım. Catrice Cosmetic The Ultimate Chrome paletinden olacak. Çünkü soğuk silver tonlarında benim bir highlighter'ım yok. Hani genelde sıcak tonlarda makyaj yaptığım için. Bu da şöyle renklere hakim. Yakından gösteriyorum size. Gayet güzel renkleri var. Ama bununla da videolarım gelecek. Şuradaki light rengini kullanmayı düşünüyorum. Böyle silver tonlarında bir renk. Şöyle göstereyim. Bunu highlighter olarak kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle çok hafif alıyorum ve burnumun üzeri. Hafif alayım dedim, batırdım. Bence çok hoş.
Bence güzel. Oho. Bence çok güzel. Tekrar bir hafif şuralara. Yani siz de böyle çok ahım şahım highlighterlar almanıza gerek yok. Elinizdeki böyle ışıltılı paletleri, farları highlighter olarak kullanabilirsiniz. Benim deneyimim var. Gerçekten bütün gün kalıyor. Bütün gün. Hani diğer highlighterları pigment olarak da bence daha hemen hemen aynılar. Evet. Şöyle birazcık geçirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi günlük kullanmak istiyorsanız siz bu makyajın üzerine hani kahverengi veyahut da nude tonlarında bir ruj kullanmak isteyebilirsiniz. Ama ben ne yapıyorum? Ben her zamanki gibi abartıyorum. Şimdi arkadaşlar aslında benim bu konuşma tarzım abartıyor falan filan. Ben bunu bir dizide duymuştum ve o kadından baya bir hani çok komik bulmuştum onu. Ondan beri dilimde bazen kullanıyorum. NYX'in Liquid Sweet Krem Lipstick neydi bu? 10 numarası. Bunu kullanacağım. Bu özellikle disco ışıklarında neon bir renk arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size, dudaklarınız baya hani dikkat çekmek istiyorsanız bunu uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunu uyguladıktan sonra haha bekliyoruz kurusun. Mavi ve bu konuşamıyorum. Mavi ve bu renk tonlarındaki rujla benim dudaklarıma yeşil sarı gösteriyor. H&M'in allığını sık sık görüyorsunuz bu son videolarımda. Bunu kullanmayı tercih ediyorum. Sanki bu son zamanlarda kullandığım renklere göre hani daha çok uyuyor cilt tonuma. Saçıma daha çok uyduğunu düşünüyorum. Böyle kızıl pembe falan istemiyorum. Bu kahverengi bir alt ton olduğu için bu allığı uyguluyorum. Şimdi kış makyajı 2 bitiyor. Evet arkadaşlar, makyajım böyle. Kış aylarında sizlere önerebileceğim uygun fiyatlı ürünlerle aslında yapabilirsiniz bu makyajı. Sadece böyle renk tonları bulmanız gerekiyor. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Dediğim gibi, eğer siz daha doğal bir makyaj tonu istiyorsanız aslında böyle bir video da çekebilirim. Hani şu alt kısmını yapmayın. Alt kısmına hiçbir kalem herhangi bir şey de uygulamayın. Sadece üstüne bir eyeliner de çekebilirsiniz. Dudaklarınızda nude tonlarında olabilir. Bu arada tırnaklarım hiç makyajıma uymuyor. Hani Aralık ayında böyle bir renk yapmak istedim. Biraz yılbaşı şeyi havasında olsun diye. Bu kadar. Umuyorum makyajımı bir yerlerde uygulayabilirsiniz. Sizlere fikir vermişimdir. Keyifle izlemişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.